Müsahibimiz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin profesörü, Azərbaycanın sabiq baş nazir müavini Kamil Bəy Nərmanoğludur. Hoş gördük Kamil Bey. Hoş gördük, nasılsınız? Yaxşıyım, çok sağ olun. Babanız nasıldı, Əviz müəllim? Yaxşıdır, yaxşı, çok sağ güzel. Çok, siz benim torunum sayılırsınız. Çünkü Əviz Bey, ben tələbə vaxtından tanıyıram. İndi maşallah biriniz tıp fakültesində, biriniz gazetecilikdə oxuyursunuz. İstanbul'da beni çok sevindirdi. Allah hoşbaxt eləsin. Çok sağ olun. Kamil Bey, bildiğiniz kimi 10 noyabr tarixində Azərbaycan-Rusiya prezidentleri ve Ermənistan baş naziri arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyan bir bəyanat imzalandı. Sizce bu bəyanat niyə Putin ilə də imzalandı? Yəni nəticədə müharibə Ermənistan ve Azərbaycan tərəfləri arasında gedir. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə bu anlaşmaya necə baxırsınız? Valla iki cür yanaşma olar ona. Məsələn, beynəlxalq standartlar baxımından yanlışdır. Yəni, beynəlxalq standartlarda, uluslararası anlaşmalarda yalnız ixtilafda olan tərəf imzalayır. Müstəsna halda ola bilər ki, elə bilir, hər bir tərəfin ən yaxın olduğu müttəfiqdə imzalaya bilər. Eğer Türkiye'nin imzası, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın imzası yoksa, bu tek tərəfli imzalama olur. İkinci bir tərəfdən, bu imzalamanın çok real əhəmiyyəti olduğunu düşünmürəm ben. Çünkü bir tərəf imzalamadı. Sonra, ama sonradan imzaladı. Sonradan deyirlər imzaladı. Deyirlər imzaladı. Bizim Cumhurbaşkanı da dedi ki, biz imzalayacak. Harada olsa tapacaklar onu ve imzalayacak diye bir qətiyyətlə bir şey dedi. Ben inandım, imzalamalıdır. Çünkü Paşinyan'ın durumu o kadar yaxşı değil. Ülkede müxalifət, Ermənistan müxalifəti etiraz edir. Kapitulyasiya, teslim olmuş bir prezidentdi. Ve savaşta Ermənistan'ın dilini uzun eden, bir rahatlık yaradan hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Xəyanətdən başka, o da dinc əhaliyə bomba attılar, insanlar öldü Gəncədə, Tərtərdə, ondan sonra başka yerlerde. Yani bu təxribatdır. Yani bu, bunun adı əslində vətəndaş ateşkəsi və yaxud da ki, bu ölüləri daşımaq üçün humanitar ateşkəsi. Humanitar ateşkəsi. Hə, humanitar, ya insani. İnsani ateşkəsi. O da 2 gün olur, 48 saat olması lazım. Bunu bu Ermənistan elədi. Yəni Ermənistan heç bir beynəlxalq standart tanımır və uşaq atasına naz eləyən kimi Rusiya naz eləyir. Yani böyle bir şey eləyir ki, yani siz beni niye silahlandırmışsınız, daha çok silahlandırırlar ama daha artık. Niye Rus ordusu gelip vuruşmur? Açık şekilde bu hissi olunur. Ve Paşinyan o kadar səhvlər eləyib ki, aslında Paşinyanın ister beynəlxalq standartlar səviyyəsində, isterse de insani səviyyədə hiçbir müsbət xüsusiyyəti kalmayıb. Müharibədən mi səhvlər elədi? Müharibədən əvvəl elədi. Müharibədən əvvəl onun Şuşadakı o oynamağı, Azərbaycan xalqı qorxaqdı deməyi, ondan sonra Şuşa bizimdi, gedib o Dağlıq Qarabağda uydurma sözlə şeyi imzalaması, şey nədir, and içmə mərasiminin keçirilməsi Şuşada. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Nə deyim, çəllək takıltısı kimidir, yani uzaqdan gələn çəllək takıltısı kimidir və bunu çox güman ki, o psixoloji aspektdə yapıb, istəyib ki, Azərbaycanı ruhdan salsın, Azərbaycan xalqı arasında endişə, ixtişaş yaratsın, bu məqsədlə deyib o. Amma baş tutmadı, çünki doğrudan da Azərbaycan xalqının, mən 75 yaşım var, çox şuurlu gördüm, çox şuurlu, bilinçli. Ve bu meselede, bütün meselelerde ben Azerbaycan halkının büyük ekseriyetini düz yolda, düz əqidədə gördüm ve bugüne de
kadar ele görürüm. Sade löf adamlar var mesela, el adamlar var ki sıradan adamlardı. Yalnız bardağın dolu tarafını görür, istekanın dolu tarafını görür, boş tarafını görmüş. Onlar biraz çok hisse kapıldılar, ifariye kapıldılar, bu oynamaklar falan. Yani o galebe teslim, Ermenilerin teslimi olandan sonra ve beyanat verilenden sonra saat Türkiye vaktiyle saat 2'de, 2'den sonra. Prezident de bayağı uzun konuştu. Uzun bir saatten çok bir saat, bir saat yarıma kadar danıştı. Prezidentin de danışmanı çok beğenmedim açıkça ne diyeyim ki. Biraz prezident, İlham Aliyev, Cenab-ı İlham Aliyev İngilizce danışan da çok standartta da danışır. Rusça da öyle. Bu Türkçe olan gibi görünür uşaklık yanında kalıp o heyette zatta oynamakları falanları. Biraz prezident danışığına hoşamırdı. Yani o efekti vermirdi. Çok tehkir vardı ondan sonra. Bilsen prezident tehkir elemez. Yani bir Azerbaycan ordusu özünü sahada gösterdi. Dövüş meydanında gösterdi. Daha buna hiçbir terim vermek olmaz. Ya karşı tarafı da Paşinyan'ı söy. Tehkir ile. Ne bileyim ağzından çıkanı de. Bunlar ehemmiyetsiz şeyler. Bunlar hissi şeylerdi. Diyecek ki o gücü satmayan adam söğüşleyen kimi ondan sonra bizim gücümüz sattı. Yani gücü satmayan o anlamda demirim. Halkın gücü sattı, ordunun gücü sattı. Şükür. Bizim ordumuz bizim gözümüzün önünde 27 ilde formalaştı. Ve yetkin ordu gibi dünyanın 50 ordusundan biri de Azerbaycan ordusu. Ve savaşı çok yeni taktikalarla, yeni stratejiyle. Çünkü bizim mütehessisler 27 ilde bu yolla hazırlanırlar. Türkiye'de okuyan çok sabitlerimiz var. Türkiye'de yetişen mütehessis, herbi mütehessislerimiz var. Uzmanlar var. Her tipin şeyin alanı genişti, her birinin alanı. Orada tipten başlamış, posta hizmetine kadar, rabitiye kadar, indiki muhasir kompüter teknikasına kadar pek neydi, nezaretine kadar, pekten nezarete kadar her şey var. Özellikle bu bizim insansız hava araçlarının müvaffakiyetine ben çok sevindim. Bizim diyen de almışız biz. İnşallah Azerbaycan da istihsal edebilir onu. Çok böyle mürekkep bir şey değil o ama çok dinamikti ve muasir savaş taktikasında, stratejisinde çok önemliydi. Bize onun de çok yardımcı oldu muharebede. Çok yardımcı oldu. Yani bizim şuraya kadar ki özellikle Füzuli'de, Zengilan'da, Cebrail'de, Kubat'ta olan savaşlarda bu sihaların çok büyük rol oldu. Çok. Aynı zamanda bilirsen askerin ayağı değmeyen yer alınmış sayılmış. Ne kadar teknikan, topun olsun, tankın olsun, raketin olsun, ne bileyim esiş yüzün olsun, İskender'in olsun, askerin ayağı değmişse ora fethedilmiş yer değil. Tutulmuş yer değil. Ona göre de bu bugünlerde yani bu 44 gün ərzində, 44 gün ərzində bunun tarixi yazılacak. Bu çok misilsiz dərəcədə mühteşem bir savaş oldu. Allah savaş kismet eləməsin ama bizim savaşımız hak savaşıdır. Vətən savaşıdır. Ve vətən savaşında bizim əskərin qəhrəmanlığı, bizim ordunun seçdiyi taktika, Türkiyənin verdiği güvən, Pakistan'ın, Ukrayna'nın, Afganistan'ın, başka ülkelerin verdiği güvence, güven bizim için elbette faydalı oldu. Ama ilk sırada Azerbaycan halkının bir yumruk kimi birleşmesi, bu savaşı çok mertlikle kişi kimi aparması ve galebe kazanması. Yani Ermeniler bile, Ermeni halkı bedbaht halkı. Ben Ermenileri az çok tanıyorum. Çünkü ben de Karabağlıyım. Cebrail'de doğulmuşum. Yani 18-19 yıl orada yaşamışım, sonra Bakı'da yaşamışım ama sonra her yıl gitmişim. Karabağ'la mevvelakalarım çok olup hemiş. Vetenimdi, küçük vetenim. Büyük vetenim Azerbaycan'da, Türk dünyasıydı. Ama küçük vetenim yani doğduğum yer Cebrail'di. Çok da sevirem ve sevinirem ve oranın azad olmasına çok sevinirem. Bizim bu savaşın sonluğu benim ürəyimcə olmadı açığı. Yani sizin nesil Rusların ne olduğunu bilmiş.
Siz çok gençsiniz. Yani siz siz ancak okuduklarınıza esaslanırsınız. Ama biz yaşlıyız, görmüşük, hidmetli olmuşuk, okumuşuk, temaslarımız olup. Ben Ermenileri de yaxşı tanıyıram, çok yaxşı tanıyıram. Rusları da yaxşı tanıyıram. O bir milletlerden de əlaqam var, bilgim var. Bilirsiniz, Azerbaycan halkı, Azerbaycan Türkleri naivdiler, sadelövdiler, ürəkləri təmizdir. Çok kin saxlamırlar. Belli bir müddət keçəndən sonra unudulur. Unudulur. Yani 1813, 1828 yani Gülistan, Türkmençay müqaviləleri. Ondan sonra 1920 Kırmızı diktaturanın gelmesi, Sovyet ordusunun Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetine karşı hıyaneti ve işgali. Ondan sonra bizim Yanvar kırgını ve nihayet 20 ayın 20'sindeki Rus ordusunun gelmesi. Mesela Türkiye'de onu anlatmak çetindi biraz. Mesela deyir ki, savaş yaparan sizsiniz. Bizi de hemşe beynəlxalq aləm istəyir ki, üzbəyüz qalaq. Bu doğrudan da ədalətlidir. Hətta İlham Əliyev dedi ki, savaşmaq siz buyurun, ikimiz savaşaq. Türkiyə ilə, Azərbaycanla, Ermənistan. Türkiyədə, Rusiyada bizə arbitrlik eləsinlər. Baxsınlar, dəyərləndirsinlər. Amma savaş meydanında biz olaq. Bunu dedi, dəfələrlə dedi özdə. Haqlıdır və dediyini də sübut elədi. Adam müsallah var, gerek imam ağlayanda, 100 defa ağlayanda bir defa de Yezid ağlayasın. Ermeniler bunu anlamadılar. Ve her şeyi fırsat kimi değerlendirdiler. Her şey fırsattı. Yani bir bomba dağıtım, dinç halini kırım, korkudum, belki köçüp gedeler, aram, alem karışa. Ama halk köçmedi. Yaşlı adamlar, kadınlar, uşaqlar, biz evimizden nereye gideceğiz, haraya gideceğiz? Biz gəncəliyik, gəncə Azərbaycanın ürəyidir, Şuşa kimi, Şuşa da Azərbaycanın qəlbidir. Biz hiç oraya gitmirik, evimizde oturmuşuq, bombada atırlar atsınlar. Ya biz de atarıq, ya da dünya görür ki, haqsız kimdir, haqlı kimdir. Çünkü dinc əhalidir, o savaş için hazırlanmış, savaş sahəsi değil ora. Buna göre de savaştan ben çok razı kaldım ve halkımı bir daha tanıdım doğrusu. Burada komutanın, Ali Başkomandanın da hizmeti var. Yoktu demeye hakkımız yoktu. Dövüş varsa orada birinci adam Ali Başkomandan. Sonra bizim şehitlerimiz, onlarca şehidimiz var savaşta, gazilerimiz var. Bunlar büyük tarihti, çok büyük bir tarihti. Hele isti isti olduğu için biz bile hamımız biraz ifade geçsin diye bunu tam değerlendirebilmiyoruz hele. Ama o sizin dediğiniz aynı ilmisinde her şey burnumuzdan geldi. Yani o sevinci biz şey ettik, tam tadabilmedik. Niye göre? Çünkü niye başka halkın, başka devletin, başka prezidentin ordusu Azerbaycan'a gelmeliydi? Azerbaycan ordusunu rahmetli İlçi Bey çıkardı. Yeltsin'in vaktinde bu post-Sovyet ülkelerin içinde yegane ülkedeki Rus ordusunu çıkardı. Bizim İlçi Bey vaktinde çok büyük zeferimiz olup, onun biri teslim tanıdı, biri de Rus ordusunu çıkmadı. Başka şeyler de var. Mesela tesis sahasında var. Tip sahasında var, medeniyet sahasında var, kanunların kabul olması, ders kitapları, ama azınlıklar kanunu. Ama bunların içinde bu ikisini altını çizmek lazımdı. İlçi Bey'in dövründe bir il yaşayan, bir il ömrü olan Azerbaycan devletinin gerçekleştirdiği, hayata geçirdiği iki büyük islahat var. İki büyük inqilab var aslında. İslahat değil, o inqilabdır. Bunun biri Rus ordusunun çıkarılması ve milli ordunun temelinin koyulması. Kimin yardımıyla? Türkiye'nin yardımıyla. Bu da ağır bir prosestir. Çünkü bilirsiniz, psikoloji, tarih, silahlar, teknika, bunlar hamısı
Varşova sistemi, Rus-Sovyet sistemiyle hazırlanmıştır. İnsanların beyni, zekası, bunların beynalxalq standarta keçməsi, NATO sistemine ve bizim tanıdığımız, bizim için NATO, Türkiye demektir. Türkiye sisteminde keçilmesi ağır bir proses. Burada çalışan bizim genel sekreterimiz vardı. Bu bütün icraatlara o rehberliği edilir. Büyük bayram, general adı, o Azerbaycan'da çalışan da polkovnik idi, albaydı. Sonra şey oldu, albay, paşa oldu, general oldu. O çok güzel şeyler danışırdı, çok şeyler danışırdı. Ben onu Bakı'dan da tanıyorum. Sonra başka bir general vardı. Yani o ayrı bir mevzudu. Bu ordunu nece yetiştirdiler? Nece bu Haşimov, Allah rahmet eylesin, bizim general, Türkiye'de yetişen generaldı. Burada okumuş, burada yetişmiş. Hatta ben bazen söhbet ediyende televizyonda falan da ona diyorlar ki bizim Haşimov, yani Türkiye'de yetişmiş Haşimov. Allah rahmet eylesin, ben çok duygulandım anasının söhbetine. Ana da büyük bir anadı. Kahraman anası da hakikaten. Namertlikle ona hıyanet edildi, Azerbaycan halkına hıyanet edildi. Ve Haşimov'un helak edilmesi, şehit olması Azerbaycan halkı için çok büyük bir ağır etkidir, çok ağır etkidir. Ama ben diğer bizim şehitlerimizi, askerlerimizi de hiç bu sıradan eksik bilmirəm. Ve inanırım ki gazilere, şehitlere ve gazilere layık olduğu hürmet edecek Azerbaycan. Hidmeti edecek. Ne için? Ben bilirim, onlara karşı haksızlıklar çok olur son illerde. Hem meyşet müstevisinde, hem psikoloji müstevide, maddi menevi müstevide onların kadri bilinmeyip bize. Bilinirse nadir halde, yani istisnalarla olabilirken olmuş. Onların hakkını diz zamanda, sürt zamanında vermeliyiz biz. Çünkü neye göre? O insana Allah bir ömür verir, hayat. Bu hayatını halkına veren, savaşta helak olan, evladından, ailesinden, hanımından, kohumundan ayrılan, ebedi ayrılan ve bu yolu şuurlu seçen adam kahramandı. Halk kahramanını unutursa demek özünü unutur, belleğini unutur. Biz gidip bundan sonra onların bütün problemleri en yüksek seviyede, maddi menevi gerek halledilsin. Çünkü bu torpağın kalmağının sebebi onlardı. Ordudu, insandı, kahramanlardı, savaşanlardı, ağır yaralananlardı, şikest olanlardı. Ve bu dünyanın her yerinde belədi. Amerika'da da belədi, Almanya'da da belədi. Çünkü o halkın pasportu o insanlardı, o şehitlerdi, o gazilerdi, o iştirak edilen insanlardı. Mesela ben gördüm, bizim müğendi var. Çok da güzel bir müğendidir, Naxçıvan hanımefendi. Oğlu gitti. Kardeşi oğlu, barısı oğlu, o da savaştadı. Bizim adı sanın adamların doğrusu, ben uşaqların gittiğini bilmirəm. Mesela Pənah Hüseynov'un oğlu Vagif'i tanıyıram onu. Mesela doktoranı bilip derece yok. Başkası gidip öyle bir tane hali təhsili var, onu bəhan eləyir. O özü könüllü, əskerlikte de, əskeriye de könüllü gedi bu, əskeri xidmətə. Gitmeme hakkı vardı, okuyurdu onu. O zaman gitti. Ve benim için o büyük şeydi. Çünkü vətən için ağır baxda, balalarını, ailesini vurup, maddi vəziyyətləri de çok yüksek değil. Savaşa giden adam necib adamdı, büyük adamdı. Ve şimdi hamısının adını deyə bilmirəm ama beni oldukça sevindirdi. Bir de bizim cəbhəçi dostumuz, Azerbaycan İstiqlal Savaşı'nın çok fəal üzvü, çok saygı duyduğum İbrahim İbrahimli'nin könüllü savaşa gitmesi, yaşı planı uygun değil. Ama İbrahim Bey'in içinde öyle bir yangı var ki, o evde oturabilmez. Ben onu tanıyorum. Seferde dolmuşuq, ondan sonra cephede, bizim milli harekattan da tanıyorum. O evde gidip rahat oturan adam değil. Ve onun gitmeyi gençler için çok büyük bir şeydir.
mektəbdir, bir imtihandır, bir örnektir. Yani bu örneği İbrahim Bey sağ olsun gösterdi. Sonra bizim bu siz jurnalistlerin informasiya cephesinde özellikle Çobanoğlu'nun, babanız Əvəz Bey'in, atanız Əvəz Bey'in, ondan sonra xaricdə yaşayan, Türkiyədə yaşayan, Azərbaycanda yaşayan, döyüş meydanlarına gedən gələn qələm əhlinin çox xidməti oldu. Çox, yani ürəkdən şey elədilər, bu işə qatıldılar. Yani bu genel dəyərləndirmədir, ümumi dəyərləndirmədir. Əlbəttə tarix boyunca bunların hamısı bilinəcək, hamısı yazılacaq. Bunların hamısı tarixdir, yaşanmış son 27 ildə çox gözlənilən və yaşanan tarix. İndi məsələ bundadır ki, sizin sualı biraz şeyinə gəlim, mabədinə gəlim, ardına gəlim. Məsələ bundadır ki, mən ümitsiz deyiləm. Niyə ümitsiz deyiləm? Çünki faktlarım var. Rus orada çox qala bilməz, mənim fikrimcə. Rus çox ola qala bilməz. Əvvəla... Bəyanata görə 5 il müddətində Azərbaycan... Amma orada prezident dedi ki, uzadıla da bilər. Yəni, millət meclisinin... Əgər etiraz olmasa, etiraz olmasa uzadıla da bilər. Amma mənə elə gəlir ki, bu 5 ilə də çatmayacaq bu. Nəyə görə? Burada birinci faktor Türkiyədir. Və başqa dost ölkələrin dayaq durmasıdır. Yəni, mən Ukrayna ilə Pakistanı, Gürcistanı deyirəm mən. Düzdür, Gürcistan neytral qaldı, sərhədlərini bağladı və qonşu kimi ləyaqətli apardı düzdür. Çox. Gürcistanın həm müxalifəti Saakaşvilinin timsalında, həm də iqtidarı çox ləyaqətli apardılar özür. Mən təşəkkür edirəm. Gürcü xalqı böyük bir xalqdır və öz şeyini artırdı. Özünə olan hörməti, saygını artırdı Gürcü xalqı. Çünki eyni faciəni, eyni bölünmüşlüyü, uydurma Dağlıq Qarabağ devləti kimi, Arsaq dedikləri devlət dırnağı arasında kimi Abazanı yaratmışlar, nə bilim, orada yaşayan xalqları, planları və Gürcistan'a, Gürcistan bu acını yaşamıştır Ruslara karşı. Yaşayıp bu mektepten geçip Gürcistan. Onlara da ben saygımı, sevgimi ifade edirəm. Ukrayna'nın hak işini tam destekleyirəm. Çünkü Kırım Ukrayna'nın terkibinde özel cumhuriyet olmalıdır. Belki gelecekte ayrıca bir cumhuriyet olacak inşallah. Çünkü onun tarihi var, liderleri var, Mustafa Cemiloğlu kimi. Ondan sonra mücadele yolu var, verdiği kurbanlar var. Bunlar minlerle insanlardı ve şu anı alınanda o gece ben yazdım ki Kırım'ın yolu da göründü. Kırım Türklerinin de yolu göründü. Bunu ben bile tesadüfen yazmadım Facebook'ta. Çünkü ağlam kesen budur, mentik budur. Sıra bu şekilde olmalıdır. Ve niye ben ümitliyim? O yine o soruya kayıtmak istiyorum. Bilirsiniz burada millet değişir. Millet evvelki millet değil. Millet artık köle vəziyyətində yaşamak istemiyor. Yani torpağını alır, azatlık elden gelir. Azatlığını alır, torpağı elden gelir. Böyle bir dilemma karşısında koyulur. Bu mezlum milletler veyahut da hak uğrunda azatlık ve vətəninin bütünlüğü uğrunda mübarizə eləyən halkları dünyanın büyük güçleri fark karşısında koyuyorlar. Onların da başında Rusya gelir. Ben Rus medeniyetini, Rus halkını seven adamım. Ben açık değilim. Ve hariçte ayakta durmamın sebebi Rusçadır. Neye göre? Kaynaklara göre, tarihe göre, arşive göre, medeniyetine göre, musikisine göre, edebiyatına göre. Ve halk da sade halktır. Rus halkı da sade halktır. Ama Rus rejimi gaddar rejimdir. Ona ayı değildir, haklı. Yeri gelmişken size bir sual vereyim. Bəyanatda Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək Laçın dəhlizi Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarət altında qalır deyilir. Buna münasibətiniz necədir? Rus qüvvələrinin Qarabağa gəlməyi nə mənaya gəlir tam olaraq? Yenidən Rusun əhya olması deməkdir. İhya olması. Yəni Rus yeniden gelir meydana, idealı, məqsədi Sovet İttifaqını bərpa eləməkdir. Məqsəd odur, Sovetlər Birliğini yeniden xortlatmaq, yeniden
dünyaya getirmek bela kimi. İkincisi, dünya jandarma rolunu oynamağı maksimal şekilde hayata geçirmek. Üçüncü, Ermənistan hərbi müttəfiq edişeyin Rusiyanın. Yəni Azərbaycanın savaştan çıxan bir əsirdə 2-3 dəfə soyqırıma uğrayan bir millətə qarşı Rusların tutduğu bu tavır, bu münasibət doğru deyil. Doğru deyil. Gidib biz Rostov-Donda və yaxud da ki Ryazanda bir dənə yolu yox, bir dənə bazarı desek ki, bura Azərbaycan, Azərbaycana aiddir, bizim başımızda tük koymazlar. Yani öldürürler, həbs atarlar, gülerler. İndi sen niye benim torpağıma gelsin? Burada şehit kanı var. Şehit kanıyla yoğrulub bu. Bu yol Allah yoludur. Bu yolu ermeni şuurlansa, Allah yoluna gelse, dostluq eləmək, bir yerde yaşamağı başarsa, ermenilerin hakkı var öz tərəflərindən, bizim hakkımız Azərbaycan türklərinin hakkı var, Azərbaycanın hakkı var bu tərəfdən. Laçın yolu və bu Zəngilan Naxçıvan yolu, Naxçıvan yolu deyək ona ilə. Bu ikisi də strateji yoldu. Vaxt ilə Qobul planı vardı, Qobul planında var bu. Amma o zaman Ermənistan qəbul etmədi, Azərbaycan da o məsələnin çox şeyini gidə bilmədi. Halbuki o planı mən haqlı sayıram. İki yolda açıq olması lazım. İkisi de açıq olmalıdır. Çünkü Naxçıvan bizim qan damarımızdır, vətənimizdir, Türkü ilə sərhəd olandı. Ama məlum səbəblərə görə onu o vaxt yenə ruslar edirdiler. Yəni araya bir bıçaq kimi Ermənistanı qoyublar, o yolu qoyublar. Nəyə görə? Böl parçala ona görə. Ki Azərbaycan və Naxçıvan öz yağında qovrulsun və orada çıxa bilməsin, hər zaman mühasirədə olsun və ermənilərin Naxçıvanda büyük gözü var və onu hər zaman dilə də gətirirlər Naxçıvan, Naxçıvan. Çünki bu işğalçılıq siyasətinin Qarabağdan sonraki növbəti qurmanı Naxçıvan olmalıydı onlara görə. Amma xalqın iradəsi, düzgün siyasət falan buna izin vermiş. Mesela orada bir Rus TRS'nin vurulmağını ben çok beğendim. Niye göre? Çünkü bura keçim. İkincisi de sonra məlum oldu ki, içindeki ekipaj ermeniler olur. İçeride 2-3 ermeni olur. Soyadıyla, adıyla, planıyla. Demek bu bir təxribatdır. Ya Rusya karşı təxribatdır, Ermənistanın törətdiyi, ya da şuurlu bir təxribatdır. Ki Rusya da bilir bunu falan da. Ona göre de bu təxribata da gitmek doğru değil. Neye göre? Bizim savaşımız hak savaştı, vətən savaşı deyirik biz buna. Ona göre de vətən savaşında bu olmamalıdır. Ama sizin soruda eğer lakonik cevap versem, kısa cevap versem, Rus ordusunun yeniden Azerbaycan'a gelmesi, orada yol güdmesi, ne bileyim, güya eminamallıq, Rus hara, sülhpərvərlik hara. Bizim gülünç bilir, paradoks ifadələr də bunlar. Bu anlayışlar bir-birinə qarşıdır. Rus sülh məramlı ola bilməz. Məndə kitab var, Moskvadan almışam. 10 əsir Rusiyanın davaları, savaşları. Bu savaşların heç bir ədalətli deyil. Bir ikisi, vətən savaşı falan var, Napolyona qarşı falan, onlar ədalətlidir. Amma digərləri ədalətli deyil. Çünkü çoxu Rusya dışında olub onların. Ya Polşaya karşı olub, ya Doğu Avropa ülkelerine karşı olub, ya Almanlara karşı olub. Düz Almanlar ilk hücum edirlər, ama indi sənədlər tapılır ki, İkinci Dünya Müharibəsinin başlamaqda Stalinin rolu Hitler'den artıq. Bütün sənədlər onu göstərir. Çünkü onu diplomatiyada artıq Stalin o yola gitti. O müharibəyə girdi. Amerika da istəyirdi ki, bunlar o savaşı yapsın. Amerika, o vaxtki Amerika, indiki Amerika deyildi. Ona görə də Rusun yenidən gəlməsi nə beynəlxalq hüquqa görə, nə insanlığa görə, nə yerli hüquqa görə doğru deyil. Doğru. Bəs bu məsələdə sizcə Paşinyanın rolu nədir? Paşinyan bir dənə bir
oyunçudur. Salıflar ortalığa. Paşinyan öyle büyük bir adam değil. Düşman olduğunu bile demiyorum. Onun danıştıkları, ondan sonra yol verdiği səhvlər, ondan sonra öz xalqına karşı bile biraz ne diyeyim, ihtiyatsız, diqqətsiz olmağı, sağlam fikri görməməyi onun yaxşı adam olduğunu yaxşı adam olmadığını göstərir. Ne için? Ona göre ki Paşinyan macera adamıdır. Macera, Hitler kimi, Hitler tipli bir adamdır. Macera adamıdır. Ama ermeniler de görünür, ermenilerin de içinde o damar var. Hakikaten var. Onlar da onlara hatta indi işte duyuram ki o kaçmak istiyor Fransa'ya falan. Ama ermeniler istemiyor geçsin. Ermeniler diyen de böyle bir ümumi hüküm olmasın. Ekseriyet istemiş. Belki istifa verip başka oyun oynamak istiyorlar. O da olabilir. Ama Paşinyan o Ermenistan prezidentlerinin içinde Petrosyan'dan, Ter Petrosyan'dan başka hiçbiri ciddi adam değiller onlar. Onlar ya junta iştirakçılardılar, Qarabağ'da kırgınlarda iştirak edipler, Qarabağ quldurlardı. Mesela yadıma gelir ki İlçi Bey'le Paşinyan görüşünde çok ağırlı bir görüş oldu. Yani orada sürh yolu göründü. Ama sonra Ermenistan parlamentine hücum oldu. Çok büyük ihtişaş türettiler. Ve bilsen bir taraftan Rusya, bir taraftan Ermenilerin özlerinin içinde olan edaletsizlik, haksızlık püskürdü. Koymadı ki mesela bu ortaya çıksın. Ermeni Məgər Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, Muxtar Vilayətində pis yaşayırdılar. Normal yaşayırdılar. Normal yaşayırdılar. Bağbağatları, evləri, yaşayışları, mədəniyyətləri öz yerindeydi. İndi Sovet sistemini biz bəyənmirik, amma Sovet sistemi o yolu onlara göstərmişdi. Düzdür, Sovet perestroika vaxtı yetişəndə, Qarbaçovun vaxtında onlar bu fürsəti başqa cür istifadə etdilər. Yəni fikir azadlığını falanını artık buna Azerbaycan'ı işgal etmek, Azerbaycan'ın Qarabağ'ı işgal etmek, ondan sonra etraf rayonları işgal etmek, gelecekte bütün Azerbaycan'ı, Gəncəni falanı Bakı'ya kadar bundan istifadə etmek planına çevirdiler. Yani orada onlar bizden çok çok evvel hazırlığa başlayıblar. Ama bu bir sülh hazırlığı değil, bu savaş hazırlığıdır, ixtişaşdır, işgal hazırlığıdır. Bunu da ağıllı adamlar bilir dünyada, çok yaxşı bilir. Ama bir taraftan diasporanın dünyadaki faaliyeti, bir taraftan Rusların şerge doğru, özellikle Orta Doğu meselelerinde, Kafkazlarda falan da Ermenistan'ı bir plastarma çevirmesi, sınırlarını mesela Ermenistan'ın sərhəddini şey koruyor şu, Rus ordusu koruyor. Deyirlər Rus ordusu gelip ama Rus ordusu o zaman öz işini görürdü orada. O sərhədləri onlar koruyor. Biz Elçi Bey'in vaxtında Rus'u çıxartmışıq. Rus ordusu yoktu Azerbaycan'da. İndi yeniden bunun gelmeyi bir yeni gedişdi bu şahmat dillerdiyse. Bu tam yeni bir gedişdi ama yaddaşta olan gedişdi, tarixte olan gedişdi, tekrar gedişdi ama yeni bağlamda, yeni kontekste ortaya çıktı. Azerbaycan halkı biraz eyfariye kapılmamalıdır. Hele savaş bitmeyip. Bence savaş bitmeyip. O Şevçenko çok ağırlı adamdı. Gün seher seher danışırdı. Şeyde, internet konuşması vardı. Ben onu dinledim. Şevçenko deyir ki, bu Azerbaycan halkı qəribə xalqdır. Ne kadar eziyete, zulme məruz kalmış, mübarizə aparmış, ama çok erken sevinmeye başladı. Hele savaş devam edir. Hele bu prosedür başa çatmayıp, Dağlıq Qarabağ nesil idare edilecek? Mesela tutarken orada vatandaşlık ne şekilde olacak? Onlar yine de Yerevan'ı paytaxt sayacaklarsa onun ehemmiyeti yoktur. Yine de vatandaşlığını Ermenistan vatandaşlığının üstünden uydurma arsak devleti olacaksa onun hiçbir ehemmiyeti yoktu. Bu problemlerin hamısı kalır.
Mən demirəm ki, o problemlər elə bugün həll olunmalıdır. Yox, burada bir tədrici bir şey var. Amma konsepsiya olmalıdır, siyasi konsepsiya. Devlet konsepsiyası mütləq olmalıdır. Və burada Azərbaycan gərək biraz tədbirli olsun. Savaşda olduğu kimi, burada da iqtidar, müxalifət ayrımı yapmadan Azərbaycanın ağırlı övlatlarını bu məsələdə, bu məsələnin həllində və gələcək stratejidə ustalıqla istifadə eləsin. Biz nə qədər bir olsaq, əlbir olsaq, nə qədər düşmənimizin üstünə geçsək, fərqli fikir ola bilər. Siz ayrı düşünə bilərsiniz, mən ayrı. Amma müqəddəs məqsədlərimiz fərqli ola bilməz. Müqəddəs məqsəd nədir? Vətən, millət, ədalət, demokratiya. Budur. Bizim məqsədimiz budur. İnsan olaraq bizim məqsədimiz budur. Amma başda vətən gəlir və azadlıq gəlir. Vətən və azadlıq. Ondan sonra o biri prosedurlar gəlir, o biri, onlar biraz zaman istəyir. Demirəm, bir gün də olar, 5 il də olar, 3 il də olar, amma başlanması lazımdır. İndi heç ki, biz düşmənlərə heç bir şey, məsələn, özümüz haqqında biz şeylərini unutduq biz. Və Əli Kərəmli, Pənah Hüseynli, başqa bizim siyasi liderlər, jurnalistlərimiz doğrudan da ədalətli mövqə tutdular, çünki savaş vaxtı idi. Savaş vaxtı ölkəyə qarşı, hökumətə qarşı, devlətə qarşı getmək cinayətdir, suçdur. Ona görə də burada sağlam ağıl deyilən bir şey var. Sağlam ağılın düzgün istifadə olunması, ağılın yardımı ilə, məntiqin yardımı ilə, hüququn, hər şeyin hüququ var. Savaşın da hüququ var, ateşkəsin də hüququ bazası var. Onu istifadə eləyərək biz məqsədimizə çata bilərik. İlham Əliyev və Erdoğan çıxışında Türk ordusunun da Qarabağda olacağını vurguladı, lakin Rusiya tərəfinə görə Dağlıq Qarabağ zonasında Türk ordusu olmayacaq. Bu mövzuda, yəni Türk ordusunun Qarabağda olmağı sizcə nə cür bir əhəmiyyət kəsb edir? Olmalıdır mı? Bilirsiniz, qızım, Türk ordusunun Qarabağda olması Azərbaycan ordusunun Qarabağda olmağı deməkdir. Türk ordusu güclü ordudur. Türk ordusu bizdən heç bir şey, Türk dövləti və Türk ordusu bizdən heç bir şey əsirgəmiş. Siz Erdoğanın da çıxışlarını dinləmişsiniz, Məclis Başkanlığının da çıxışı Bakıya gəldi, ondan sonra Hulusi Akar'ın danışığı, Xaricişlər Naziri Çavuşoğlu'nun mövqeyi, bunlar açıq konuşurlar, bunlar heç bir gizli bir şey yoxdur orada. O bizim qardaşımızdır, bir kökənləniyik. Onları sevirik, sevməyə məhkum ol. Açıq deyirlər. Biz onları sevirik. Çünki mənim atam da, babam da, ulu babam da onları sevir. Onlar və biz ayrımı yoxdur. Biz türküyük, Rus türküyük. Qardaş xalqlara da ürəyimizi açmışıq onlarla birlikdə. Vətən qurmuşuq. Talışı ilə, ləzisi ilə, tatı ilə, kürdü ilə bir vətən qurmuşuq biz. Bu vətəndə bizim demokratik cümhuriyyətin zamanında da minlərlə şəhidimizin qanı var və bu vətən şərqdə ilk demokratik devlət olub. Ondan 3 il sonra Türkiyə Cumhuriyyəti Böyük Atatürk'ün mücadiləsi ilə İstiqlal Savaşına başlayıb və Anadolu'da da böyük bir devlət qurulub. Və biz bir-birimizi tanıyandan biz bir-birimizi ayırmamışıq. Yalnız məkan fərqli ola bilər. Qafqazlar, Güney Qafqazda və Anadolu. Və bu mənada, məmə yeyəndən pəpə yeyənə qədər Türkiyə xalqı Azərbaycandan bir yerdədir. Bu kim inanmırsa gəlsin, gitsin, müxtəlif sosial məkanlar var. Toy var, yası var, uzağı var, yaxını var, nə bilim, kasıbı var, varlısı var. Hər kəsdən soruşsa, biz Azərbaycan üçün ölümə hazırız, deyirlər. Yaxşı, qardaş məni belə qiymətləndirirsə, mən qardaşı niyə qiymətləndirməyim? Yəni, bunun adı nankörlük olar. Biz də sevirik, mən açıq deyirəm. Mən indi bəlkə bəzisi türkologam, ya da türkü ilə ilk gəlib gedənlərdən biriyəm, nəyim? Amma bunun yerinə mənim uşaqdım, mənim atam deyirdi ki, türlər olmasıydı,
Bizi Ermeniler ve Ruslar kırmıştı. Yok olduk biz. Ve bizim ayakta olmamız, var olmamızın sebebi Türklerdir, Türkiye'dir. Hatta İlham Əliyev de Türkiye hakkında bu bizim müşterek qələbəmizdir. Türkiye-Azerbaycan birliğinin təsdiqidir dedi. Güzel, çok güzel. Yani keşke söz olarak kalmasın. Laf olarak kalmasın Türkler demişken. Bu Türkler demişken yani biz demişken bu sözde kalmasın. Yani bunlar işe çeşsin. Yani indi ben mesela okuyorum ki Türk ordusu gelir yavaş yavaş. Gelsin, kapı açıktı. Bizim Türk'ün müttefikliğimiz var. Müttefikliğimiz var. Niye gelmesin? Niye biz silahı başka yerden alalım? Türkiye'den alırız. Veya anlaşmalarımız var. Herbi anlaşmalarımız. Kadırlarımız burada yetişir. Biz pazardığımızı birbirimize vermeliyiz. Ve ona göre bu Rus ordusunun burada kalma perspektifi yok ki. Dünya demokratik hareketi güclendikçe Rusya'nın eli boşalacak. Ben Rus halkının da bir gün ayağa duracağına inanırım, kalkacağına. 100% inanırım. Çünkü diktatörlüğün öyle uzun yolu yoktu. Belli zamanlarda olur o ama sonra tarihe gömülür. Şimdi bu anlamda eğer biz konfederasyon söhbətlerine başlasak, buna Rusya'da, Ermenistan'da oldukça sert ve ters cevap verecekler. Ne için? En çok korktukları budur. Ben demirəm Azerbaycan müstəqilliyindən əl çəksin, özgürlüyündən. Yok, hayır. Bizim Birleşmiş Milletler Təşkilatında adımızla Azerbaycan Dövləti adlı bir hüquq müstəvisində hüquq mənliyimiz var. İkinci bir tərəfdən biz orada təmsil olunuruq. Məsələn, son zamanlarda online toplantılarda falan da İlham Əliyevin gerçekleştirdiği toplantılara ben gururla baktım açıkçası. Neye göre? Azerbaycan'ın sesi var orada. Azerbaycan'ın menliği var. Bu bizim için böyle küçük mesele değil. Ve aslında Azerbaycan'la Türkiye eğitimde, medeniyette çoktan birleşir. Bir kökten geldiği için. Sadece herbide, müdafiye sisteminde, güvenlik meselesinde ve İktisadiyatta. İktisadiyatta bu birlik vacipti. Buna konfederasyon da demeyi olar, başka formül de bulmak olar. Yine diyelim, Azerbaycan'ın müstəqilliyi kalmakla. İkinci bizim gücümüz, yani bu Türkiye'den başka, gücümüz Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan, mesela orada İran'ın destekleme şeyi vardı. O İran'ın destekleme hareketlerinde, eylemlerinde halk kalktı ayağa. Niye göre? Çünkü kardeşimizdi da. Kardeştı. Eğer kardeşin birini sen Qarabağ'da incidirse Tebriz'de onun canı ağrıyır, ruhu ağrıyır. Ona göre de kardeş kardeşe hayan olmalı. Kan çağırır bunu. Bizim şuurlu istememiz, kurama istememiz değil. Bu bilinç altından gelen, kandan gelen, genden gen yaddaşından gelen bir haykırıştı. Ve onlar 35 milyondu. Dünyada bütün Ermeniler toplasan 10 milyona yetişmiş. Bu bizim gücümüzdü. Yani bu gücü bilsen Ermeniler biraz fırsat tapanda ve terör imkanı olanda güclenirler. İki şeyde onlar güçlüdüler. Fırsat tapanda yalan danışırlar, hile eliller, fırıldak eliller, siyasi fırıldak el atırlar. Bir de terörçüdürler. 13 terör teşkilatı var. Ta esrin başından. Hele esrin. 19. esirden başlıyor. Sonlarına. Demek Ermeni sözünün asosiasiyası terördür. Bu acınacaklı bir şeydir. Ve böyle bir düşmanın olmağı yalnız Azerbaycan için değil. Gürcistan için de tehlikelidir. Dağıstan halkları için de tehlikelidir. İran'ın özü için de tehlikelidir. İran'daki halklar için de tehlikelidir. Çünkü terör ölüm demektir. Terörün milleti, dini olmaz. Ama erazi olarak, mekan olarak ve oradaki figürler, insanlar Ermeni olduğu için biz Ermeni terörü deyiz. Çünkü çoğu, hepsi Ermenidir. Eks teröre
şey çağrış eleyirler. Biz sizi size karşı terör eleyeceğim. Onun da şeyi panzehir değiller. Panzehri veyahut da dermanı elazı eksterördür. Eksteröre el atmaya adamları, devletleri mecbur edirler. Ve bu Ermeni halkı niye ağıllanmır mən heyret edirəm. Yani bunlar belki xüsusi ne bileyim kilsədə yetiştirmişler. Diaspora bu pompalayır, həmişə bu çarxı istəyir ki belə hər zaman burada terör olsun, ixtişaş olsun. Esas büyük güclərin. Bak bu Paşinyan ne cür tipdi, mən onu söylədim. Ama Amerika meyilliydi. Amerikan meyilliydi. O çünkü Ermeniler həmişə güclünün yanında olurlar, güçsüzün yanında olmuyorlar. Güclü, güçsüzle hiç güçsüzü ya öldürürler ya da saymıyorlar. Ama güclüden korkuplar ve yaltaklanıplar, istifadə edirlər. Bu Lazarevin üstü var şeyde, Moskvada. Mən onun tarixini okudum, izledim, arxivaya da baktım, elədim. Xüsusi Ermeni məktəbidir o. Orada Ermeni gənclərini, hətta kim kimin kızını alacaq, hansı gedir alın kız, ailəsi ilə qohum olacaq, hansı devlet adamının, diplomatların, ne bileyim, yüksək rütbəli məmurun, bunların hamısını sistemli şəkildə, şuurlu şəkildə eləyirlər onlar. Bu oylu buxunlu Ermeni gənclərini, savadlı Ermeni gənclərini yetişdiriblər ki, o kızlar buna meyil eləsin, o qohumluq, izdivac baş tutsun. Eyni zamanda bunu gizli eləyiblər. Bir tərəfdən Hristiyanlığı, Grigoriyanlığı, nə bilim nə. O bir tərəfdən seçim və bunun şuurlu şəkildə həyata keçirilməsi onları gücləndirib. Əlbəttə gücləndirib. Onlar şuurlu fəaliyyətlə, şuursuz fəaliyyətin çox büyük fərqi var. Yəni, duyğu ilə olmur bu şeylər. Bir də konsepsiya olur. Bu konsepsiyanı ermənilər namertlik konsepsiyası, ondan sonra ilkçilik konsepsiyası, ondan sonra kısas, intiqam, soyqırım. Bunu şuurlu şəkildə öyrəniblər. Məktəblərdə, planlarda. Erməni anası, mən çox Yerevanda da olmuşam, Qarabağlıyam, Qarabağda da ailələrində də olmuşam. Erməni ailəsi əgər sadə dildirsə, təmizdirsə, onu qəbul eləmirlər. Gələk o Türk düşmanı olsun. Uşaq yaşından biz Xoxan gəldi deyirdi, bu deyir Erməni gəldi. Yəni, belə Türk gəldi. Yediyi yeməklərin, dinlədiyi musiqinin namısı Türk musiqisi, Türk yeməkləridir. Amma Türk düşməndir. Türk mədəniyyəti bunlara düşməndir, Türk xalqı bunlara düşməndir. Bu qədər, nə deyim sizə, ağılsızlıq mı deyim, ondan sonra düşüncəsiz mi deyim, Allahsız mı deyim, hamısındandır. Yəni, mən görmüşəm, bu Erməni xalqı öz-özün yazıq eləyir, öz-özün bədbaq eləyir. Məsələn, indi Rus gəlməyə, hə, yaxşı, gəldi Rus, bu bizim üçün əngəldir. Sənin üçün əngəl deyil, həmişə qapaz altı olacaqsan, səni saymayacaqlar. Sən heç vaxt ayağa dura bilməyəcəksən. Ayrı-ayrı ermənilər erməni millətini oluşdura bilməyəcək. Mümkün deyil. Hamrası, mayası haramdır. Hamrasında, mayasında zəhər var. Onun sağlam millət ola bilməz. Dünya millətlərinin cərgəsində duran millət olmayacaq ermənilər. Heç vaxt. Çünki o yolu tapmadılar onlar. O insafı, o vicdanı ondan sonra, o ədaləti tapa bilmədilər. Bəlkə ayrı-ayrı ermənilər də var, inkar etmirəm. Amma bütövlükdə erməni dövlətində, erməni hakimiyyətində, erməni xalqının böyük əksəriyyətində Aleksandr Şirvanzadə, Grant Matrevasyan ədaləti yoxdur. Əksinə, Silva Kaputukyan var, Zoru Balayan var ki, bunlar minlərlədir, on minlərlədir, milyonlarlədir. Bu da erməni xalqını açıq aydın fəlakətə aparır. Rus, sabah Rusun daxilində şey başlasa, demokratik hərəkət başlasa və ədalət uğrunda savaş başlasa, erməni o saat yer dəyişəcək. Yer dəyişəcək və erməni terrorçuları
vaktiyle yaptıkları kimi en büyük terör emeliyatlarını Moskva'da, Leningrad'da, Petersburg'da yapacaklar. Ya Moskva'da çevrilecek. Böyle yapacaklar. Geç tez yapacaklar. Çünkü Recep değillerdi. Recep, tarih onu gösterir. Bir de Ermeniler Ruslara karşı samimi değiller. Ruslar belki Ermenilere karşı samimidiler ama Ermeniler Ruslara karşı samimi değiller. Bunu akıllı Ruslar bilirler. Mütefekkirler bilir. Bu işin ustaları bilir. Ama mesela Andrei Bitov kimleri bilmez. Onu bilmez. Veyahut da ki Zorbalayın hardan bilsin bunu? Bilmez. Herhalde dünyada milletlerin üstüne duran insan vicdanı kavramı var. İnsan vicdanı, beraber yaşama, bilge yaşama medeniyeti var. Buna yelenmedikçe, buna yetişmeyince dünya milleti, dünya devleti olmak mümkün değil. Sizce ümumiyyətlə savaşın taliyi niye değişti? Yani bir neçə gün evvelə qədər situasiya tamam fərqliydi ama... Valla benim gümanımı deyim de sen kızım, sen mi deyirəm ben? Bu biraz senaryo şudur. Bir senaryo şeyi var burada. Çünkü detallarına gidenler sanki elə bir bu gedişle o gediş yazılıb hamısı. Yazılıb, elə bir şey var, senaryoya benzeri. Senaryonu da elbette devlet başçıları hazırlayırlar. Halk bu senaryonun iştirakçısı değil. Yani halk bu meselede tamaşaçıdır. İştirakçıdır hem de tamaşaçıdır. Ama senaryo hazırlayan değil halk. Ve burada da meneyle geldi ki biraz hakimiyet hırsızlığı da var. Biraz demokratiyaya ve demokratik güclere itimatsızlık var. Ve bu meselede ben size açık şekilde diyeyim ki bu meseleleri halkın iradesi hemşe hallileyebilmiş. Belki 70-80% hallileyir özellikle sahada. Ama biz bir meşhur ifade var sahada kazandığımızı masada kaybettik. Yani biz masada uduzduk. Masada kime uduzduk? Ruslara uduzduk. Çünkü Rus ne Ermeninin derdini çekir ne bizim derdimizi çekir. Öz derdini çekir. Rus ordusunun gelmeyi onun Kafkas, Çanu, Sıcak Denizler, Deli Petro'dan, birinci Piotr'dan başlayan hülyaları da bunu devam ettirir. Sizce masada Türkiye olsaydı vaziyet değişerdi mi? Elbette. Elbette değişerdi. Evvela Erdoğan dik duruşlu bir devlet rehberiydi. Yumruğunu masaya vurabilir. Dünya beşten çoktu diyebilir. Azerbaycan'a mehabbetini istisnasız şekilde ifade edilir. Ve hem düşünce olarak hem de bir reallık olarak ortadadır. Ama yine de tebrik elədi. Yani qələbə hesab edib tebrik elədi. Yok, o bizim için mesela ben Cebrail'de 27 il doğmuram. Benim için bayramdır. Bayramdır. Yani bir gözümüz ağlayır, bir gözümüz gülür. Keşke qələbə tam olaydı. Yani bu Ruslar bu qələbənin de biraz murdarladılar. Yani öyle şey elədilər ki bu hareket bu qələbəyə yaraşmış. Onu da Azərbaycan xalqı eləmədi, onu Ruslar elədi. Ruslar elədi. Bizimkilər də, mən sana deyim, mən bura müxalifət şeyi deyil, auditoriyası deyil. Bizimkilər də biraz hakimiyyət iddiasında oldular. Yəni ki, biz olaq. Biz olaq. Nə olur olsun, biz olaq. Arxamızda da Rus olsun. Bunu elədilər. Bilsən, elə alternativlər var ki, ikisi də olmaz. Əgər sen Türkiye'ye kardeş değilsense Rus senin kardeşin değil. Azerbaycan'a kardeş değilsense Türkiye de senin kardeşin. Çünkü Türkiye ile Rusya kardeş değiller. Severler, sayarlar. Mesela Türkiye'de ben hiç Rusları söyleyen adam görmedim. Bir şey, sempatileri de var, falan var, ticaretleri var. Komşu saygısı, sevgisi var. Ama devlet, millet sevgisi, o dinlerden gelen, işten gelen şey yoktu. Evvel onu görür ki, bizim dinimizde değiller. İkincisi, muharebeler tarihinde en çok savaşlar Türkiye ile Rusya arasında olur. İndi de çok yerde samimi değiller. Çok samimi değiller. Ama bizden ele rollar var, ele pozisyalar varken orada sen adaletli olmasan duzursan.
Bugün uzursan da sabah uzursan. Bir adalet ile bir duygudur ki Allah'tan gelen bir duygu değil, adalet bir hakikattir. Ona duygu demeyi olmaz. Düşünce de demeyi olmaz. O bir tane sistemdir. Bir dünyada olan bilge yaşam ve yaşam sistemidir. Ona göre de adalet bir tarafı psikolojiye, bir tarafı sosyolojiye, bir tarafı gerçeklik, reallık, bir tarafı ne bileyim yaşamak eşki olan bir değerdir. Bu değeri, bu değer kimde yoksa onun dünya devleti, dünya milleti saymak olmaz. Bu meselelerdə Türkiye'nin açıq dəstəyi olmasaydı, bizim vəziyyətimiz dəyişməzdi. Qarabağda status quo eynən qalardı kimi düşüncələr, iddialar da var. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Burada bir de ben ertesi gün 21'inde işe gelende tesadüfen bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nin başkanı, doçent doktor Mustafa Aydın'la rastlaştım. Tebrik eledi beni. Dedi, hoca tebrik edeceğim. Azerbaycan galip geldi falan. Ben de dedim çok teşekkür ederim ama Rusların gelmeyi ve orada oturmaları ve orduyla gelmelerini yadırgadım. Yani bunu benim için garip geldi. Bu doğru bir adım değil. Gülümsedi ve bana dedi ki ne kadar Türkiye var size hiç ne olmayacak. Biz buradayız, korkmayın sizi. Dedim yok korkmuram. Dedi yok, o menada yok. Türkiye, Azerbaycan haktan gelen kardeşlikti, birlikti. Ona göre de hiçbir şeyde ama bazı oyunlar var ki o oyunlar oynanacak. Ben o kişinin sözünü hak saydım. Yani o benim başkanım olduğunu göre demirəm. Ben yaşlı adamım, hiç kimse de öyle söz demirəm. Ama diğer adamlar, vatandaşlar, ben hizmetçi, bu üniversitede hizmetçi var. Hayatta benim karşı yaşadığım yerde hizmette çalışan insanlar var. Vallahi benden çok sevinirler onlar. Daha çok sevinirler. Şükür deyir Azerbaycan savaşı kurtardı falan. Biraz onlar Rusları falan sade halk olduğu için çok bilmirler. Ama herhalde bizim bir tecrübemiz var. Rusla yaşama tecrübemiz var. O da bize kömür eleyecek. Rusla biz 70 yıl beraber yaşamışız. Daha evveler de var, evveli de var. 1813-1828. Demirəm sevə sevə. Ama yaşama, birgə yaşamağa mecbur olmuşuq. Dillerini öğrenmişik, medeniyet merkezlerinde olmuşuq, təhsil almışıq. Yani bazı şeyler bizi artık öğretmek lazım değil. Onları bilirik. Biz Rus'un ürək dilini bilirik. Ve onların Bizans oyunları oynamayan bir halktır Ruslar. Ne, onun için ayrı değiller. yani ayak oyunları değiller Türkiye Türkçesinde veya Bizans oyunları değiller. Yani dolandırma, fırılda, ondan sonra başkasını istifade etmeyi falan. Yine ben evvelki fikrime kaydım ki Rus halkı sade halktı. Sade halktı, medeni halktı. Ama rejimler bazen halklarla ekvivalent olmuş, eşdeğer olmuş. Ona göre de rejimleri düzgün değerlendirmek lazımdı. Ben çok ümitsiz değilim. Düzü çok sevine de bilmedim bu şeye, çok ürekten sevine bilmedim. Ama mesele ondadır ki, hansı taraftan değerlendirirsen değerlendir, şükür olsun Türkiye var, gün günden güçlenir. Şükür olsun halkımız ordu kuruculuğunda sübut elədi ki, o vuruşan kalktı. Ve ezmiyle zəfərə yetişebilen, bilen, başaran kalktı. Ondan sonra dünyada da bütün demokratik tesisatlarda falan da biz iştirak edirik. Yüzlerce öğrencilerimiz xaricdə oxuyur, öğrenir. Yaşı kadrları var. Mən nereden baxıram, deyirəm ki, 70-ci, 80-ci iller hara, indi hara. Belki biz onlardan istedadlıyız, bunlardan istedadlıyız. Ama bunlar kimi kompüteri bilmirik, bunlar kimi rasyonal düşünmürük, bunlar kadar təcrübəmiz yoktu, görməmişik. Neye göre? Çünkü demir hasarlar içinde olmuşuq. İndiki gençlik, indiki halk, indiki gençlik bizden daha ümitlidir, bizden daha perspektivlidir. Ben bu düşünce diyeyim.
Yani istisnaları bir tarafa koysak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müsahibimiz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin profesörü, Azerbaycan'ın sabiq başnazir müavini Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin.